Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında kabak tatlısı nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım sizlerle. 2 kiloya yakın kabaklarım var. Kabukları soyulmuş, dilimlenmiş bu şekilde hazır aldım. Şimdi hemen kesim tahtamın üzerinde yıkadığım, sularını süzdürdüğüm kabaklarımı doğrayacağım. Ne ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimlere ayıracağım arkadaşlar. Kabak tatlısını tencerede yapılan tarifle pek sevdiğim söylenemezdi. Ta ki fırında bu tarifle tanışana kadar daha çok sevdim arkadaşlar. Hemen şimdi dilimlere ayırdığım kabaklarımı borcamıma diziyorum. Bu şekilde geri kalanlarını da dilimledim ve hepsini borcamıma dizdim arkadaşlar. Dediğim gibi fırında yapacağım için fırın kabıma yerleştirdim. Siz tencerede yapacaksanız tencereye de yerleştirebilirsiniz. Üzerine damak tadıma göre şekerini ekleyeceğim. 2,5 su bardağı benim için 2 kilogramlık kabağa yeterli olacak. Siz daha fazla seviyorsanız miktarı artırabilir veya daha az seviyorsanız 2 su bardağı da yeterli olabilir. Tabii kabağın kendi tadıyla da arkadaşlar bu şekerde orantısı da önemli. Bazı kabağın kendi tadı çok olduğu zaman şeker yeterli olur. Daha az tatlı olursa kabak biraz daha fazla şeker de gerekebilir. 2,5 su bardağı şeker 2 kilogramlık kabağım için yeterli gelecek. Ve hemen şimdi streç filmini üzerine kapatacağım. 4 saat yaklaşık suyunun salmasını bekleyeceğim. Bu işlemi geceden de yapabilirsiniz. Benim fazla vaktim olmadığı için 4 saat bekleteceğim bu şekilde. Kendi suyunun salmasını bekleyeceğim. 4 saatlik bir süre zarfından sonra kabaklarım suyunu saldı arkadaşlar. Dediğim gibi geceden de yapabilirsiniz. Hiçbir su eklemedim. Kendi suyuyla daha güzel, lezzetli halde pişirmeye fırınıma göndereceğim. Kabaklarım pişerken üzerine kurumaması için yağlı fırın kağıdımı hemen bu şekilde elimle buruşturuyorum. Ve kabaklarımın üzerinin kenarlarını güzelce örtüyorum. 200 derecelik fırınımı 5 dakika ısıttım. Orta rafta fanlı ayarda pişirmeye göndereceğim. Arzuya göre pişerken tarçın veya karanfil de birkaç tane ekleyebilirsiniz. Ben kabağın has kendi lezzetiyle pişmesini istediğim için, o şekilde sevdiğim için tercih etmedim. Siz kendi damak tadınıza göre onları da ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen 200 derecelik fırınımı yaklaşık 30-45 dakika arasında pişmesi yeterli olacak. Evet, yağlı kağıdımı da alıyorum. Kabaklarım çok güzel pişti arkadaşlar. Hemen servis tabağına alacağım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu basmayı unutmayın arkadaşlar. Arzuya göre kabakların üzerine tahinle de servis yapabilirsiniz. Ben pek tercih etmiyorum bu şekilde. Ceviz veya fındıkla da servis edebilirsiniz. Fırında kabak tatlısı denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Daha farklı, güzel, lezzetli oluyor bana göre. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.